Bağımlılık, bireyin kendisine zarar verdiğini görmesine rağmen yapmayı sürdürdüğü eylemin kendisidir. Bağımlılığın pek çok türü bulunmakta. Örneğin, kumar bağımlılığı, sigara bağımlılığı, kafein bağımlılığı, internet bağımlılığı, seks bağımlılığı ve madde bağımlılığı bunlardan en çok bilinen türleridir. Madde bağımlılığının temeline baktığımızda aslında bunun daha derininde bir bağlanma probleminin varlığından bahsedilebilir. Kişinin içinde bulunan, hissettiği o boşluğu sonsuz bir doldurma çabası içinde olduğu görülür. Madde bağımlılığı içerisinde kişilerin aslında içinde bulundukları süreç değerlendirildiğinde ilk başta bir denemek üzere başladıkları, daha sonra sosyalleşmek için devam ettikleri ve akabinde o nesneye bağımlı hale geldikleri nihayetinde görülür. Dolayısıyla çevre ve sosyal etken son derece önemli bir yere sahip bu noktada. Bağımlılığın hem fiziksel hem de bir takım psikolojik belirtileri söz konusu. Fiziksel belirtileri yoksunluk veya bedende ortaya çıkan bir takım tepkimeler bir yana, psikolojik belirtileri bizim için ön plana çıkmaktadır. Kişilerin bu madde olmaksızın hayatlarına devam edemeyeceklerine olan inançları veya maddeyi kullanırken bu bağımlılığa ara vermek için yaptıkları bırakma girişimlerinin her defasında yarıda bırakılması, kesilmesi, kişilerin giderek daha fazla demek ki bu çok da bırakılabilir bir şey değil inancını pekiştirmesine yol açmaktadır. Bu da çarpıtılmış bir inancı doğurmaktadır. Akabinde devamlı bu maddeye olan ihtiyacın hayatlarında yer alıyor olması, kişilerin bu madde dışında hayatlarında hiçbir şeyden zevk alamamaya, hiçbir şeyden keyif alamamaya başlaması bu bireylerin hayat enerjisini baltalamaktadır. Dolayısıyla bağımlılık söz konusu olduğunda ilaç tedavileri bir yanda, buna ek olarak psikoterapi süreçleriyle, bilişsel tekniklerle çarpıtılmaların önüne geçilerek ve de davranışçı tekniklerle bireylerin desteklenmesi esastır.